Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, Amerikan ve Rus istihbarat başkanlarının Ankara'da bir araya gelmesini değerlendirdi. Bu girişim Türkiye'nin potansiyelini ve istikrarlaştırıcı güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı Genel Kurulu'na hitap eden Altun, Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyle barış ve istikrara katkı sunduğunu da vurguladı. İstihbarat diplomasisinin iyi bir örneği olan bu girişim de Türkiye'nin potansiyelini ve istikrarlaştırıcı güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Amerikan ve Rus istihbarat başkanlarının Ankara'da bir araya gelmesini bu sözlerle değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı 11. Genel Kurulu'na hitap etti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel istikrara katkılarıyla öne çıktığını vurguladı. İstikrarlaştırıcı güç olarak tanımlandığını söyledi. Türkiye'nin barış ve istikrar çabaları Rusya-Ukrayna savaşında da netice vermektedir dedi. Biz tüm adımları bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması amacıyla atıyoruz. Elbette bu çabalar belirsizlikten, kaostan, çatışmadan beslenenlerin hesap ve oyunlarının bozulması anlamına geliyor. Altun, Türkiye'nin üstlendiği bu rol nedeniyle zaman zaman hedef haline geldiğine de dikkat çekti. Darbe girişimi, terör saldırıları, ekonomik yaptırımlar, finansal operasyonlar, sistematik dezenformasyonlar. Biz bunların hiçbirine boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz birlik ve beraberlik içinde ve kararlı bir duruşla bu tehditlerin hepsini bertaraf etti. Gündeminde dezenformasyonla mücadele de vardı. Batılı ülkeler yaptığında doğal hak olarak görülen ve hatta desteklenen bu düzenlemelere başka yerlerde ifade özgürlüğüne darbe diyorsanız sizin derdiniz başkadır.